Kendisi yok. Önce siz alıştırdınız emniyet kemerleri. Şimdi çok ilginç bir şey. Yeni çıkan araçlarda alarm veriyor emniyet kemerini takmadığınızda. Güzel. Ama ona da bir yol bulmuşlar. Kesinlikle. Çok daha iyi bir yol satıyorlar. Hocam kemeri arkadan bağlı. Kemer arkadan bağlı. Evet. Bunlar hepsi kendinizi açtığınız bir kazıktır artık. Hocam hazır tokalar bile var yani. Yani ben diyorum, kendinize, çocuğunuza, eşinize, bir yakınınıza attığınız bir kazıktır. Emniyet kemerini bağlayacaksınız. Eğer bağlarsanız, şunun yerinde değil de şunun yerinde olsun. Bu ince bir çizgi. Ben kalın bir çizgi. Arka koltukta da emniyet kemeri var. Ben mesela yola çıkarken emniyet kemeri takmazsa çocuklarımdan biri hareket etmez. Zorunludur. Yok. Takacak. Gerekirse dövüş diye yapacak bir şey yok. Tüm kaza anında geliyor şey. Doğru söylüyorsun. Araç çıktı. Trafik kazası geliyor. İçinde 5 kişi var. 4'ünün emniyet kemeri takılı. Birinin takılı değil. Yazılıyor. Ya boyun kırığı var, ya ağır, beyinle ilgili şeyleri var, sakat kalıyorlar. Yani bu kadar önemlidir. Hocam ambulansa bile emniyet kemeri takılmadı diye ceza yazıyorlar. Afyon pilot böyle. Evet yazsınlar. Yani emniyet kemeriyle ilgili şeylere destekliyor. Biz hocam bu işte bir arada götürmek var, ağırda götürmek var. Sıkıntı olur. Şimdi şey görmek istiyorum. Çocukta bir video var demiştiniz. Yok onu göstereceğim. Şimdi burada gördüğünüz gibi. Rakım gözü. Yani bu şekilde rakım saymıyoruz. Rakım gözü işliyoruz ya da. Böyle varsa bu çocukları kayda kılıyor mu? Evet. Orta kurbağa alıyoruz. Evine gözlerim. Bu da batı sayıdır. Kulağın arkasındaki tek taraflı bile olsa bunu ciddi gösteriyorum. Bir slide daha göstereceğim. Belki bu şeyle ilgili. Yani bizim, yani bizim toplumlar için bir sorundur bu. Ama bizim kültürümüzde de bunlar çok fazla yapıldığı için ve bunların sonuçları da çok ağır olduğu için bu slide'ları göstereceğim. Hem kendi çocuklarınız için hem de çevrenizi uyarmanız açısından önemli. Sadece dikkatle izlerseniz bir çocuğunu seven bir anne var. Bazen bu şekilde hareketler siz de yakınlarında görmüşsünüzdür. Ya da ağlayan bir çocuğu susturmak için bu hareketi yapmış olabilirsiniz. Ya bir yakınız yapmıştır. Bu normal bir çocuğun beyni ve kan akımını gösteriyor bu. Ekran biraz büyüyebiliyor mu hocam? Çıktıktan sonra hocam ekranın arasında. Evet. Ortasına çıktık ben ekranı tutamadık. Şey ışıktan kaynaklanıyor. Şimdi bu beyin nöronların nasıl çalıştığını gösteren bir slide. Yani üçüncü gözündeki topu bırakmak istiyorsa ya da bu da nasıl nefes aldığını, diyafram aldığını gösteriyor. Bu beyin sapı bekmeleri olan zaten ve serbikal, üst serbikaldan ekran alıyor. Normalini anlatmıştım. Şimdi bu şekilde sallanan bir çocuğun başına neler geldiğini göreceksiniz şimdi. Çocuğu sallayınca beyni de sallıyorsunuz aynı zamanda. Ve şu anda patlayan damarlar görülüyor. Kırmızıyla görülenler. Ve su bırakmayı kanama kurmuştu çocuklar. Siz bunlardan dışarıdan farkında olmayabilirsiniz. Ve göz içinde biz bunun belirtilerini görebiliyoruz. Gözlüğüne bakarak. Bu retina tarafında var değil mi? Kısallamaya devam ediyorsunuz. Beyin vücudu elektrik kabloları gibi sinirlerle idare eder. Sallamaya devam ettiğiniz zaman bu sinirler de kopar. Sarı görenler, aksonlar. Sebebi beyincik ve beyin sapı. Bu kırmızı olan yerler kopan sinirleri gösteriyor. Sallamaya devam ediyorsunuz.
Öyleyse çocuklar hani... Kopan yerlerden akım geçmiyor. Şimdi asıl önemlisi... Oyun o maçta onları tutar zannediyor. Üstelik kalmayan kakalı. Şimdi durdu. Otomatik çalışır. Ve bu şey etkisiyle durması demek, çocuğun ölmesi demek arkadaşlar. Ya da sinirini alamaz, daha fazla sıkarsa göz kafesini, burada posta kırılır. Yani bir çocukta spor yapmayı kanama, göz dibinde kanama ve posta kırılır varsa, biz bu çocuğa gösterilmiş bebek sendromu bir şey varsa, bunu yapanın cezası ağırdır, eğer görürse adam ölür. Yargılanır, eğer annesi babası bile olsa tanı koyduğunda cezası direkt hapistir, içeri alır. Yani bu kadar eşikte sallanır mı olur mu aynı? Ha işte, eşikte sallanma ya da afyon için bu duvardan duvara değişik bir şey yapıyorlar. Evet. Ve çocukları bazen eğlenmek için, bazen ağlayan çocuğu susturmak ya da uyutmak için yapıyorlar. Normalde bunu yaptığınızda bu çocuğun başına gelenler de o çocuğun başına gelecektir. Çoğu zaman bu kadar ağır olmayabilir. Kanama olur. Çocuk diyor ki ağlıyorsa susabilir. Niye? Bazen de komaya girmiştir çocuk. Yani siz şiddetli sallamışsınız. Fark etmezsiniz. Belli bir süre kanamıştır. Kendiliğinden düzelebilir çocuk. Farkına bile varmazsınız. Ama çocuk okul çağına geldiğinde ya ben her türlü işte imkanı sağlıyorum. Ama bir çocuğun zekası diğerlerinden bile daha düşük. Çocuğun aslında siz o zaman kanama oldu. Bu sefer çocuğun bu iki fonksiyonları, B fonksiyonu daha vermiş olabilirsin. Yani bu kafkalı sorudur aslında. Bu bir sorudur. Yani bunu burada Adorno'nun okuyu geri gelmiştir. Hem siz kendi çocuklarınıza yapmayın, hem de çevrenize bunu anlatabilirsiniz. Bunu bazen sevmek için yapıyor. Çocuğu kucağına alıyor, atıyor yukarı. Sonra tekrar kucağına. Diyor bunu iyi sevmek için yaptığını zannediyor mu? Bu çocuğun bak, ufak tefek sallamadan değil. Bu agresif bir sallama. Genellikle de bu çocuklar inat ettiğinde ya da susturulamadığında başlıklandırmış. Yani belki siz kendi çocuğunuzu yapmıyorsunuz ama belki de çocuğunuzu bir bakıcıya bırakıyorsunuz. O ya ne yaptığını göremezsiniz. Salıncak olmayacak. Salıncak gibi sallarken üstüne öyle hocam bu köylerin de eskiden çok eskiden duvardan duvara salıncak çok sert sallarsanız yavaşça sallasalar da yani ben düşünüyorum zaten eskiden kendimi böyle sallasalar neye yarar ki yani hiçbir mantığı yok. Uyuşturuyorlar. Sallıyorlar. Biraz ısrar. Rahatsız edemiyorum. Rahatsız edemiyorum. Yani. Yapmayın. 5.